baksana, ne güzel anlaşıyorlar. Keşke benim de böyle bir kız arkadaşım olsaydı. Gamze var ya. İyi de Gamze ile arkadaş gibiyiz. Ben onun için özel ve önemli olmadım ki hiçbir zaman. Ben bu işlerden pek anlamam ama Gamze için önemli olmak istiyorsan ona iyi ve kibar davranmalısın. Kızlar kibar erkekleri severler. Aman tam da Emre'ye göre. Sen karışmasana gıcık. Ama doğruyu söylüyorum. Sen tam bir çocuksun. Kızlara nasıl davranacağını asla bilmiyorsun. Ağzına bir tane patlatırsam görürsün. Bak işte ne kadar kaba ve terbiyesizsin. Hiç de değil. İstersen çok kibar olabilirim. Sen mi? Bunu asla başaramazsın. Var mısın iddiasına? Herkese karşı, özellikle de Gamze'ye karşı çok nazik ve kibar olacağım. Bir günü kölelere ne dersin? Hem böylece sahne intikamımı da almış olurum. Kabul. Emin misin? Sen bana güven yavrucuğum. Bak nasıl kibar olacağım. Peki. İşte geldim. Neredesin kızım ya? Seni bekliyoruz 40 saattir. Şaka gibi. Kütüphanedeydim. Gamzeciğim, bahçede üst sınıfların futbol turnuvası var. Gidelim mi? Ama ben bale çalışmasına gireceğim. Sen de benimle gelsene. Belki sen de bale çalışmasına katılırsın. Kafayı mı yedin kızım? Beni okulda görürlerse bir daha insan içine çıkamam. Emre, gerçekten çok kibarsın. Bale çok güzel bir sanat dalı aslında. Neden olmasın? Yani benimle çalışmaya gelecek misin? Hay. Özgeciğim, saçların bugün ne kadar güzel olmuş. İşte bu gerçekten şaka gibi. Bayanlar, lütfen önden. Göreceksin bak, sen de kısa zamanda baleyi çok seveceksin. Çok yakışmış. Ne diyorsunuz siz be? Ne diyor lan bu? Yani arkadaşlar, ne kadar da çok şakacısınız. Biliyorum ki siz de sanata saygılısınız. Allah Allah ya. Yürü ya. Sakın bir şey söylemeyin, yoksa fena olur. Neden? Sana zorla mı giydirdiler bu kıyafeti? Yo, kendi isteğimle giydim. Böyle benim için çok önemli bir sanat. Aferin Emre, aferin. Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Çocuklar, yaşamımızda sanatın yeri çok önemli. Biliyorsunuz, ben de opera sanatında çok yetenekliydim ama eğitimcilik aşkım ağır basınca bırakmak zorunda kaldım. Öğretmenim, bizim için bir şeyler söyler misiniz? Tabii yavrum, seve seve. Oyken şelandor le antike maskere mette aulatore e in falte vorrei prendere le vecchie usanze e a voi troppo già bravo müdürcüm. Harikulade söylüyorsunuz gerçekten. Efendim, çocuklar ısrar edince onları kıramadım. Alkışlara bakılırsa çok beğenmiş görünüyorlar. Sizin beğenmeniz her şeyden önemli benim için hanımefendiciğim. Hadi çocuklar, zil çalıyor. Hadi bakalım sınıflarınıza. Hadi. Tatlım. Hanımefendiciğim, buyurun. Odama geçelim. Tabii efendim, memnuniyetle. Emreciğim, inan bana bu kostüm sana çok yakıştı. Çok teşekkür ederim Özgeciğim. Gerçekten de seni futbol ve basketboldan başka bir şeyle ilgilenince rüyamda görsem inanmazdım. Bale yapma beni çok mutlu ediyor. Bak Özgeciğim, ne kadar sabırlı ve kibarım. İddiayı kazandım sayılırım. Dur bakalım. Daha zamanın dolmadı. Önemi yok, bunu yapmak benim için çok kolay. Nasılsa bu kibar çocuk iddiasını ben kazanacağım. Ve bir gün boyunca benim kölem olacaksın. Göreceğiz bakalım. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Sabır. Sabır. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Bence bu duruma daha fazla dayanamayacak. Doğrusunu istersen benim doğum odum yok. Al.
Anlamadım. Şey, işte suyun özgecim. Afiyet şeker olsun. Ama bu soğuk. O zaman git sıcağını kendin al gıcık. Ne dedin sen? İyi de daha iddiayı kazanmadan istediğini yaptırıp beni köle gibi kullanıyorsun zaten. Nazik olmak kolay değilmiş, öyle değil mi Emre'cim? Evet Özge'cim. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Nerede kaldı bu? Bilmem. Belki de banyoda gizli gizli ağlıyordur. Ne ağlayacağım be? Hani benim suyum? Su mu yok, git kendin al. İddiayı kaybetmek üzeresin ona göre. Başla ne iddiandan? Ne istiyorsan yap. Benim böyle saçma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. Anladın mı kızım? O halde bir gün boyunca kölem olacaksın. Vallahi elimin tersiyle bir tane patlatırsam görürsün sen köleyi. Ama benimle böyle davranmaya hakkın yok. Şşş! Avukatı mısın bu yamuğun be? Kapan müzik zaten. Susun da bilgisayara takılıyor. Cır cır cır.